Okulun alanı daralıyor. Yani 3 tane anaokulu ne yani? Lise burası. Bir ortaokul falan da değil yani. Şu anaokulu yıkılıp da mescit yapılacak. Ben kimsenin bak namaz kılacağını falan da düşünmüyorum. Toplam talebim bu sahanın yıkılmaması, bahçenin daralmaması. Yani bizim sıra olmak için alanımız bile kalmıyor yani. Biz liseliyiz yani, hepimiz büyüyoruz. Bir ana sınıfı çocuğunun burada ne işi var? Yani inşaat seslerine biz ders de işleyemeyeceğiz. Sonra yani bir şey anlayamayacağız. O sağ büyük voleybol sahası da yıkılacak. Yani biz nerede oyun oynayacağız? Bizim kendi aktivitelerimizi yapma alanımız da kalmayacak. 218 kişilik falan olan bir grubumuz var öğrencilerle. Oradan konuşuyoruz işte. Yani planlıyoruz bir şeyler. İmza falan topladık. Kimsenin yani umurunda olmadı, müdürün falan. Yani o yüzden şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte bu sahanın falan yıkılmaması için. Yani biz öğrenciler olarak kesinlikle bu duruma karşıyız ve bu artık sorunlardan gerçekten sıkılmış bulunmaktayız. Okuldaki o kadar soruna rağmen hala bu tür şeylerle uğraşılması ve öğrencilerden tek bir talep, öneri bile alınmadan böyle bir şeye girişilmesi elbette ki doğru bir şey değildir ve buna karşı tavrımız da nettir ve duruşumuzu da saygılıyoruz şu an. Okuldaki bunca soruna rağmen hala bu tür odaklı şeyle ilerlemeleri gerçekten bize mantıklı gelmiyor. Ki Şairabay her ne kadar çevreden güzel yorumlanmasa da aslında kendi içinde çiçek gibi bir okuldur. Baktığın zaman kadınların futbolda yaptığı sıralama ve onun için en önemlisi Türkiye liseler arası müzik yarışmasında birincilik sergileyen, bakın Türkiye liseler arası güzel sanatlar olsun, diğer özel liseler olsun, kolejler olsun, bunların içerisinde birincilik getiren bir okula bu şekilde sorulmadan hareket edilmesi gerçekten çok yanlış bir durumdur. Öğrenciler olarak biz bunu desteklemiyoruz ve tavrımız nettir, değişmeyecektir. Uzlaşmak için bekleriz yani, umarım düzeltirler bu sorunu. Öğrencilere sorulmaması gerçekten, yani sadece bunda değil, çoğu şeyde hiçbir şey zaman öğrencilere sormuyorlar. Yani bundan zaten herkes şikayetçi. Ben 9. sınıftan beri buradayım, her zaman öyleyim. Yani bunun zaten düzelmesi gerek. Yani işte öğrenci meclisi kullanılsa, gerçekten kullanılsa, böyle işte her sınıfta bir öğrenci belirliyorlar ama pek bir işe yaramıyor. Yani bu işe yarayacak şekilde düzenlenirse bir şekilde. Yani gayet işe yarayacak bir şekilde. Yani çünkü bahçe bu durumda herkes şikayetçi ama daha bu zamana kadar hiçbir şey olmadı bu hafta. Ya mescit açılması da yani gereksiz gibi, okuldayız yani, bilmiyorum. Zaten kısıtlı bir vaktimiz var ve dini ibadetler için bile vaktimiz kalmıyor. 5 dakikalık bir teneffüs veriyorlar. Evet. Hiçbir şey için vakit yok ve sözde mescit yapılarak dini ibadetimize vakit verebileceğimizi söylüyorlar. Ama tuvaletlerde kapımız yok, evet. Su akmıyor, tavan sızdırıyor. Hani önce buna bakılırsa temizlik imandan gelir sözde. Hani ilk keşke onunla ilgilenselermiş mescitten önce. Bir de küçücük çocukları liseli öğrencilerin arasına sokmak ne kadar mantıklı bir karar. Hani orada 18 sınıfta kalmış, 19. Kendini keşfeden insanlar var. Ben demiyorum bizim okulumuzdaki öğrenciler tehlikelidir diye. Evet. Benim tehlikeli dediğim şey, küçücük çocuğu, anaokulda giden çocuğu neden liseye sokuyorsunuz? Madem köklü bir sistem istiyorsunuz, ortaokul yapsalarmış ilk başta. Evet. Yani eylemden sonra biraz da en azından öğretmenlerin dikkatini çektiğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak da ya bir şeylerin daha ne kadar, hangi boyuta geldiğini gördüm ben açıkçası. Arkadaşlarımın da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey yapamazsak da hani resmiyette bir imza topladık ve hani en azından üzerimize düşeni yaptık. Onun vicdan rahatlığı var. Ve düzelmezse sadece bu değil, daha fazlasının yapılacağına ben eminim. Çünkü herkes çok öfkeli. Herkes içinde tutmaya çalıştığı bir şey var ve bu, ben söylüyorum, bu en sakin kısmı. Bence, bilmiyorum. Ya okul bırakırlar ya da daha kötü bir şey yaparlar. Okulumuzdaki son durum sahamızı yıkmak üzereler. Hatta bu hafta sonunda sahanın alt kısmında kaldırabilirler. Hatta kaldıracaklar da. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Zaten bahçeyi de küçültecekler. Veya mescit gibi bir şey yapacaklarmış galiba bildiğim kadarıyla. Sahanın yıkılmasını hiçbirimiz istemiyoruz bu okuldaki. Hiç kimse istemiyor. Ama buradaki yöneticiler kendi kafasına göre, bizim talebimiz veya onayımız olmadan kendi kafasına göre yapıyorlar. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Gerektiği kadarıyla başvuruları yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olsun, her şey olsun, şöyle şöyle olsun. Yani genel başvurabileceğimiz yerlere.
hani şu anlık bahçemizi %70'lik kısmında sahaları kaldırıp oraya anaokulu yapmayı düşünüyorlar. Ve biz de buna engel olmak istiyoruz. Hani çünkü zaten bahçemiz ancak bize yetecek kadar var. Hani %70'ini alacakları zaman bize zaten yer kalmıyor. Şu an aktif olarak zaten bir anaokulu var. Hani zaten anaokulu olmasına rağmen bir tane anaokulu yapmak istiyorlar ve biz bunu engellemek istiyoruz. Hani çoğu kişimiz CİMER'e şikayette bulundular. Hani biz bunu durdurmak istiyoruz açıkçası. Hani tekrardan sahamızın düzelmesini istiyoruz. Hani şöyle bir şey var, bizim en son haberimiz oldu. Normalde bunların öğrencilere bildirilmesi gerekiyor. Sonuçta biz bir okulun öğrencisiyiz. Hani biz burada eğitim alıyoruz. Ve bunun hiçbir şekilde bize haber verilmedi. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sevinecek halimiz yok. Kayıtsız, şartsız da kalamayız. Savunmak zorundayız hakkımızı. Şu an talebimiz sahamızın bize geri gelmesi. Bizim de mutlu mutlu oynamamız yani. Sadece bunu istiyoruz. Hep birlikte el ele verip bir sonuca ulaşmamız lazım. Sonuca ulaştıktan sonra gerisi kolay. İşte böyle yapmamız lazım, konuşmamız lazım. Yine aynı şekilde şu an sabah yaptığımız gibi. Korkmamamız lazım ve yürümemiz lazım. Sabah uyandığımızda aslında futbol sahamız elimizden alınmıştı. Bu karar bizim istediğimizi sorulmadan alındı. Biz de fiili öğrenci temsilci grubumuzu kurduk. Bu süreçte de daha sağlıklı bir şekilde okulun ilerleyen zamanlarında daha sağlıklı bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yüzden temsilcilerle beraber daha iyi bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum. Şimdi şöyle, haklarımızı yenildiğini biliyoruz. Hakkımıza bütün okuldaki öğrencilerle beraber haklarımızı arıyoruz. Şöylelikle okulumuzun alanı zaten kısıtlı. Kısıtlı olan bir yeri yıkmaya çalışıyorlar. Bir anaokulu yapmaya çalışıyorlar. Evet güzel, ama bunu başka yerlerde de yapabilirler. İlla bir okulun bahçesini yıkıp bir okulun alanını bölerek değil. Okulumuzun alanı kısıtladıkları gibi bizim özgürlüğümüzü de kısıtlıyorlar. Arkadaşımızın dediği gibi bizim okulumuzdaki kız öğrencilerimizin olsun, erkek öğrencilerimizin olsun bir sürü dereceleri var. Ve onların bu belki de ileriye gidebilecek yeteneklerini şu anda onlar yok etmiş oluyor. Bu okulumuzun idaresi ne kadar hayır dese, ne kadar da yok dese de idarenin elinde olan bir şey değil, Milli Eğitim'in elinde olan bir şey. Milli Eğitim eğer izin vermezse böyle bir şey zaten yapılmayacak. Milli Eğitim'in elinde olan bir şey olduğundan dolayı biz de dilekçelerimizi topladık arkadaşlarımızla beraber. Buna yön vereceğiz. Evet, PTT'ye gideceğiz. Bir sürü arkadaşımız, öğrenciler olsun, sabahçılar olsun hepimiz imza topladık. Sahamızın yıkılmamasıyla beraber PTT'ye yürüyüp bununla ilgili isteğimizi belirteceğiz.